Merhabalar, sizi çok seviyorum. Benim adım Sinan, 7 yaşındayım. Ben biraz hastayım, kusura bakmayın, ben hep öksürüyorum. Ve bugün yemekte biliyor musunuz ne yapacağız? Pilav yapacağız. Böyle bir malzemeler alalım yanımıza. Şimdi malzemelerimizi ekliyoruz. Pirinç. Ters istiyor. Şeker, limon, taze, un. Tereyağı. Tereyağı ve tuz. Tuz, evet. Bugün ne yiyeceğiz? Tabii ki pilav. Ve ters seslerimizi yapacağız. İki kaşık yeterli. Birincilerimizi dünden ıslığa koymuştuk. Birincilerimizi ekliyoruz. Pirincimizi tane tane olana kadar karıştırıyoruz. Biz 600 gram pirinç kullandık. Bir püf noktası vereceğim. Sakın bunlardan katmayın. Bunlar zehirli. Bunları almayın. Bunun yerine kaynak suyu, bir tane şeker kattık. Sonra da biraz limon. Sonra da tuz katacağız. Sonra da gayet buraya dökeceğiz. Okay. Bunu döktükten sonra böyle yapın. Artık yuvarlak gibi karıştırmayın. Zaten sizi çok seviyorum. Pilavınızı çok karıştırmayın, yoksa lapa olur. Son olarak tereyağı katıyoruz. O zaman tadı çok güzel olur. Yerim parmağımla yere döktüm. Ama yine de tadı çok güzel olacak. Kaynayınca sonra kapağını kapatıyoruz. Sonra kısmını kapatıyoruz. Sık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Bugün ben pilav yapmayı karar verdim. Çünkü bugün herkese pilav yapmam canım çekti. Hem de pilava yoğurt katabiliyoruz. Ama şimdi değil. Çünkü eğer su pasete koyunca o zaman oradan hemen tabağa koyup yoğurt katabiliyoruz. Böyle de ye. Pardon. Ya ben bugün hastayım. Ve bugün tabağa koyunca orada yoğurt katabiliyoruz ve yiyebiliyoruz. Annem bize bunları dikti. Annem bunu her zaman pilavları koyuyor. Annem diktiyse siz de dikebilirsiniz. İsterseniz. Sonra kapağı böyle çek. Böyle yemeklerimiz sıcak kalıyor. Ve güzel tadı oluyor. Pilavımız bitti.
Sonra bunu kaldırıp sonra buraya koyduk. Sonra çekiyoruz. Kapanmazsa kapağını kapattık.